Yeni Dünya diyorsun kitabında. Yeni Dünya dediğin şeyi bir tarif eder misin? Çünkü sürekli her şey yenileştiği için Yeni Dünya dediğin şey de daha yenisi geliyor, daha yenisi geliyor. Ceviz kabuğunda diyorlar ya, hani öyle tarif etmeye çalışalım. Şimdi biz şu anda bir teknoloji evrenine girdik. Evet. Birkaç senedir bunun içinde yaşıyoruz. Fakat bu teknolojinin bizim bildiğimiz teknolojilerden nasıl diyeyim, temelde bir farkı var. Eski teknolojiler, çatal, balta, işte araba ne yaptıysak, bu teknolojiler biz onlara ihtiyacımız olduğu zaman kullandığımız, ihtiyacımız bitince de bırakabildiğimiz şeylerdi. Şimdiki teknolojiler ise bizden talepte bulunan teknolojiler. Bildirim gönderiyorlar, bir şeyler istiyorlar ve bu isteklerini de yapay zeka ve derin öğrenme dediğimiz bir ekipmanla arka planda veri analiziyle kararlaştırıyor. Yani bizim adımıza karar verip bizden bir şey talep ediyorlar ve bu teknolojiler insanın çok iyi çalışılmış zaafları üzerine inşa edildiği için her söylediklerini yapıyoruz. Dolayısıyla bir devasa bir global ağ şeklinde birbirine bağlı ve yapay zeka derin öğrenmeyle öğrenen karar verici sistemlerle donatılmış böyle bir ağın içerisinde yepyeni bir ağ dünyasında küçücük ve etkisiz insanlara dönüşmekteyiz. Hatta dönüştük bile. Zombi gibi böyle. Yeni dünyanın bu özelliğini çok iyi fark etmemiz lazım. Sırf vakit geçirmek için cep telefonumuzu açtığımızda dudağımıza, alt ya da üst dudağımıza bir olta iğnesinin takıldığını anlamak zorundayız. Ve olta iğnesi bizi nereye çekerse biz oraya gitmek zorundayız. Bu yeni dünyanın korkmamız gereken kısmı. Yeni dünyanın cesur insanı eğer bir gündeme, bir derde, bir hedefe sahipse, bu şu anda mesela televizyon programı yapıyoruz ama aynı zamanda insanlar ceplerindeki telefonla dünyanın herhangi bir yerine istedikleri anda canlı yayın yapabiliyorlar. Evet. Milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsunuz ve parlak bir fikriniz varsa her zamankinden daha hızlı bir şekilde bunu dünyaya doğru duyurabileceksiniz. Ve bu imkanlar gittikçe artacak. Eğer derdiniz varsa, eğer parlak bir fikriniz varsa cennetteyiz. Ama bu yoksa başkalarının bize cennet gibi gösterdiği cehennemlerin içerisinde yuvarlandığımız bir zaman içerisindeyiz. Yeni dünya korkutucu ama cesur insan için nimetlerle, imkanlarla, fırsatlarla dolu bir dünya. Ve burada da tek bir formül var. Kendini bilen bu işten yırtacak. Kendini bilmek kadim bir mesele. Ben bunun kodlarını hatırlatmaya çalışıyorum.